Evet, evet, ikizler burçları. 2024'te ne oluyor? Genel olarak bir şöyle bir geçelim. Ee, tutulmalar biliyorsunuz, e, kuzey ve güney karmik ay düğümleri yönünde güneş ve ay tutulmaları olur. Tutulmalar Koç-Terazi aksında. Şimdi Koç-Terazi aksı nedir ikizler için? 11 5 aksıdır. 11 5 aksı için ne konuşabiliriz? Şimdi önce şu ay tutulması 25 Mart'ta güney düğüm terazi yönünde. Güneş tutulması 8 Nisan kuzey düğüm koç yönünde. Ay tutulması 18 Eylül kuzey düğüm balık yönünde. Balık bu arada sizin tabi 10. eviniz oluyor. Burada tabi bu sıralarda yani 2025'te tabi güneş tutulmaları da Balık Başak aksına geçtiğinde zaten kariyerle alakalı bir takım değişim ve dönüşümlerden geçeceksiniz. Bu bunun tabi Eylül civarı olan bu tutulma orada bir size bir mesaj verecektir. Güneş tutulması 2 Ekim güney düğüm terazi yönünde arkadaşlar. Evet şimdi buradan ne çıkıyor? 11-5 aksı e, 11 için genel olarak şunu söyleyebiliriz. 11 de aynı şekilde kovadan ötürü sizin e, yani 11 kovadır ya normalde kova anlamları taşır. E, i̇kizler de bir hava burcu, siz de bir havasınız kovada. Bu tabi sosyalleşmekle, arkadaşlarla, cemiyetle, hava almakla alakalı. Ve 11. evde amaçlarınızı daha e, geniş bir kitleye yayma şansı size verir. Yani internet üzerinden bir şey yapmak ya da işte gidip politikada bir şey yapmak, bir cemiyetin, bir cemaatin içinde bir şey yapmak. Yani sizi genişleten, etrafınızdaki insanları ve kitleyi kalabalıklaştıran bir durumu gösterir. Beş ise, tabii beş bizim kişisel egomuzla alakalıdır. Orası bazen çocuk evidir, bazen bir kitap yazmaktır, birine aşık olmaktır, tiyatroya gitmektir gibi. Ya da riskli finansal yatırımlarımızdır. 11 5 aksı madem ki güneş ve ay tutulmaları üzerinden 2024'ün tamamında aktive olacak. O zaman e, bu 11 ve 5 konuları gündeminizi daha fazla işgal edeceği için Merkür tabi ikizlerde ee, ...zeki, konuşkandır... ...fakat ikizlerin... ...şöyle bir sorunu vardır daima... ...değişken burç olduğu için... E, ...belirli bir alanda fazla kalamayıp... ...ya da belirli bir konuya fazla fokuslanamayıp... ...sıkılmakla ilintilidir. Fakat... ...11-5 aksına madem... ...Güneş ve Ay tutulmaları seni çekiyorsa... ...en azından bir yere not almalısın. Bu tutulmalar... ...benim... 11, 5 aksımda oluyor. E, öylelikle bizim bu konulara biraz daha eğilmemiz icap ediyor. Çocuk sahibi olmak istiyorsun. Çocuk konusunda e, ya da yok da işte tedavi mi oluyorsun? Ön plana çıkart. Aşkın mı var? Aşk yaşıyorsun. Öyle ya. Herkes aşk yaşamak ister. Buna fokuslan. Yatırımların mı var? Kripto, borsa, yatırım konuları. Buna fokuslan. Ya da çocuğun mu var? Çocuğunla olan ilişki ne? Yani olabilir bazen insanlar eşleriyle olumlu şeyler yaşamadıkları için maalesef aile içinde çocuklarını da nasıl söyleyeyim ihmal eder hale geldiler. Yani çocukların belki varsa ihmal ediliyor olabilir. Onlara daha yakınlaş. Çünkü tutulmalar burada 2004-2006 yılları arasına benziyor. O yılları tabii Yaşı yeten ikizler burçları bilecektir. Diğerleri tabi bilmiyordur. O yıllarda neler yaşadığını hangi konularda hata yaptığını hangi konularda eksiğin olduğunu ya da hangi konuları doğru yaptığını yine yapman gerektiğini düşünüyorsan yine yap. Çünkü işine yaramıştır. Performans almışsındır. Onu tabi herkes kendi hayatından bilir. Burada on bir beş konularının daha ister istemez ...ön plana çıkacağını... ...sadece 18 Eylül... ...tutulması, o tabi... ...balık burcunda olan bir ay tutulması... ...balık senin tabi... E, ...10. evin... ...orada bir 14 aksında... ...sana bir duygusal mesaj gelir... ...duygusal mesaj şöyledir... ...ayın mesajları... ...genelde bir şeyi bitir... ...fakat duygusu olarak bitir... duygusu olarak bitmesi gerekiyordur... E, ...nedir mesela... Ya ailenle yaşıyorsundur. Artık taşınman gerektiğini düşünür ve taşınırsın. Bu kadar. Bu duygusal bir sorun haline almıştır. Ha bazen de egosal sorun açısından bak. Ya bir yerde ailenle yaşıyorsundur. Eskişehir'de diyelim. Fakat İstanbul'da çok iyi bir iş teklifi almışsındır. İş için yola çıkarsan işte o egosal bir tepkidir. Güneşin tepkisidir, Ay'ın değil. Ve bu arada tabii Satürn'de, de Balık burcunda ya Şimdi Satürn de balık burcunda olduğu için bu tabi 94-96 arasını bilen ikizleri ilgilendiriyor tabi. Ee, anlayabilmesi bağlamında. Satürn bir yere girdin de orada bir zorluk yaşatmaya başlar. 10. evdeki Satürn bu tabi 2023'te başladı 2024'ün tamamında orada. Bazı ikizler burçlarını artık iş güç kariyer konusunda sıkıntıya ittiriyor olabilir. Çünkü Satürn bir evimizden geçerken orada sıkıntı yaratır. Orada e, daha sabırlı olalım diye, daha dirençli olalım diye bize zorluklar yaşatır. Zaten bir insan zorluk yaşamıyorsa değil mi? Gelişemez. Yani tuhaftır ama yani bizim İzmir'deki evin, bundan 40 sene evvel filan asansörü yoktu ve ev 8 katlıydı ve annem her gün bakkala çakkala giderken o 8 katı iner çıkardı. Ya şey gibiydi o Rumenli jimnastikçiler gibiydi kadıncağız. Yani zor diyordu ama aslında zor değildi. Keşke 8 katlı hiçbir binada asansör falan olmasa ya da 5 katlı. Şaka yapmıyorum ha. He. Her gün bir şey yap 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 hani bu e, ee, buzağdan itibaren e, hayvanı alıp biberunla emziren, kucağında taşıyan köylü gibi. Yani artık buzağa büyümüş, öküz olmuş. Fakat adam hala onu kucağında taşıyor ya. İşte budur yani. Satürn budur. O ritmi hiç yitirmemek, hiç aralık vermeksizin, zaman tanrısı ya, zamanın o kopmayan, bir böyle zincir halka gibi böyle sürekliliği ile alakalı bir şey. İşte bu iş güç ve kariyer konusunda seni böyle bir süreklilik noktasında ne yapıyor? Zorluyor. Şayet evet ya ben burada bir sona geldim. Bu iş, bu konu, bu sektör, bu kariyer. Benim artık bunu kopartmam lazım diyorsan da kopart. Çünkü Satürn tamam mı devam mı gezegenidir? Bazen de olmayacak bir şey çok fazla zorlamak, üstüne gitmek de doğru değildir. Tamam ben genelde e, sabırlı olun, ısrar edin, savaşın, vuruşun derim ama bazen de harita, tabii ben kişisel haritanızı bilmediğim için yorum yapamayacağım. Bazen de kopartıp atmak gerekir ya. Yani bu bir evliliktir, bu bir yaşadığın evdir, muhittir, yaşadığın şehirdir. Hani böyle buyurdu Zerdüş kitabının başında ne diyor? Böyle Zerdüş diyor işte... Ee, şehrin kapısında durdu ve yere tükürdü diyor. Bir şehir ki diyor artık orada sevemiyorsun çekip gitmeli. Şimdi bu mümkündür. Eğer ki böyle bir pozisyona gelindiyse bunu yapın arkadaşlar. Bunu yapın. Yani Satürn bunu yapmanızı sizden talep ediyor. Ha ya, yapmazsanız e, daha sonradan aradan bazen böyle yıllar geçer. Ya keşke yapsaydım filan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar yaptıkları şeylerden pişman olmazlar genelde. Yapmadıkları şeylerden pişman olurlar. Yani insan değişik bir mekanizmaya sahip. Bir şey yapar, ona bir pişmanlık verebilir. Hepimizin yaptıklarından ötürü yaşadığı pişmanlıklar vardır. Ama yapmadıklarımızdan ötürü yaşadığımız pişmanlıklar emin olun çok daha büyüktür. Yapsaydım dersiniz. Çünkü Yaptığınızda en azından ne olduğunu görmüşsünüzdür. Bir deneyim olmuştur. Ama yapmadığınız şey deneyim olmadığı gibi çok ağır bir pişmanlık da ne yapar? Kişiye getirir. Onu söyleyeyim. Jüpiter nerede? Jüpiter de arkadaşlar 26 Mayıs'a kadar Boğa'da sevimsiz bir yerdeydi. Yani ayık ilk tabii 2023'ün ikinci yarısı geldi. E, şu an hala orada 26 Mayıs'a kadar orada olacak. Sevimsiz bir yer derken 12. evdeki Jüpiter'i çok hissedemeyiz. Yani 12. evdeki Jüpiter'i e, kendini ifade etmesi zordur. Ya yurt dışına taşınırsınız. 12. evdir yurt dışı. Jüpiter orada birden coşturup size para akışı getirebilir. Eee Belki e, işte yoga, plates, kendi başınıza yapabileceğiniz, kendi içinize dönebileceğiniz konularda Jüpiter size e, 12. evde bir fırsat yaratabilir. Bilinç altında bir şey vardır. O genişler genişler büyür. Yani bir uğurdur. Allah korusun. İçinizde büyüyen bir uğurdur. O artık e, röntgende gözükür hale gelebilir. Bazen rüyalarınız da 12. ev rüyalarla da alakalıdır. Orada Güzel rüya görürsünüz demeyeceğim. Jüpiter güzel bir şeydir. Güzel rüya da gösterir de. Rüyanın güzelliğinden çok. Hani mesaj vermiştir size. Yani aklınızı başınıza toplayın. Akıllanın bu konuda gibi. Ama tabi rüyalar genelde mota mot değil de daha sembollerle bize bir takım şeyler mesajlar verirler. Herkes de tabi rüyasını iyi okuyamaz. Belki böyle bir şeye delalet edebilir rüya tabirleri için tabi değişik kitaplar var. Daha bilimselleri de var işte Freud'un düşlerin yorumu gibi. Ve bu tabi bunu yorumlamak icap ediyordur. Buradan belki Jüpiter'i kullanırsınız. Ama tabi 26 Mayıs sonrasında Jüpiter artık ikizlere geçecek. Şimdi Jüpiter'in ikizlere geçmesi Satürn sizi tabi bir süredir yoruyor. Çünkü güneşinize kara atıyor. 10. 4. evde tabi kariyer konusunda sizi yukarı da çıkartabilir. İyi bir kariyer de belki verdi bir kısmınıza. Ama neticede insanın iyi kariyerinin olması da yetmez. İnsan yorulmuşsa, huzur hissetmiyorsa hissetmiyor demektir. Yemişim kariyerini, parasını diyebilirsiniz. Ama Jüpiter ikizlere geçtiğinde, yani bu tabi 2012-2013 pozisyonu ne yapacaktır? Doğası gereği, tabi Jüpiter ikizlerin tabii 7. evidir. Yani karşısında yayın direkt karşısı. Jüpiter ikizleri sevmese de sevdiği bir burç değil. Ama ve lakin sizin 7. ev yöneticiniz olduğu için tabi 7. ev yöneticisi birinci evreden geçmeye başlayacağı için yılın ikinci yarısında sizi ki bir sene kalacak orada bir evliliğe götürebilir mesela ya da evliliğiniz vardır yormuştur var olan bir evliliği de bitirebilir yani yedinin sahibi 1'e geldiğinde evliliğiniz de ilişkiniz de ortaklığınız da illa evlilik de değil ortağınız da olabilir bir işte bununla artık yüzleşmenin vakti gelmiştir bu yüzleşme evlilik bitirici bir şey de olabilir aksine sizi evlendirecek bir so duruma da sokabilir Burada tabi Jüpiter'in yani sizin için partner anlamı olduğundan hani o konudaki en şey partner kimdi? Ee, dünyada böyle billboardlarda filan işte. Ee, Amerikan emperyalizmi, kültürel emperyalizmi sever böyle şeyleri. Ne yapar? Ee, bir takım karakterleri e, dünyaya e, anlatır. Yani işte Brad Pitt de Angelina Jolie gibi. İşte Angelina Jolie neydi? Bir ikizlerdi. Brad Pitt neydi? Bir yay burcuydu. Ne oldu? Sonunda o karşılıklı çektirme yani ikizler yay aksına, Merkür Jüpiter aksına inşa ettikleri ilişki ne olmuş oldu arkadaşlar? Patlamış oldu. Ve burada en büyük zarardı tabii ikizler burcu kardeşimiz gördü. Ah, bir et bir şey olmadı. Buldu kendine genç yeni bir hatun. Onunla takılıyor. Boyu devrilse. Ee, bir de Kübalı hizmetçisiyle aldatmıştı yıllar önce. Dedim ulan şimdi bunu bırakamazsa egosundan zarar görür. Gördü de zaten. Bazen bir şeyi kestirip atmamak da egodur. Onu söyleyeyim. Sonra bununla baş edemeyince içinizde büyür o yani. Madem ki Jüpiter birinci evinizden geçecek. Genişleyin. Daha geniş bir vizyonla hayata bakın. Jüpiter çünkü bizim yüksek inançlarımızla alakalıdır. Dokuzuncu evin doğal yöneticisi olduğu için. Ee, belki Bazen öyledir ya özellikle ülkemde var bu yani işte anneanneden ve anneden bir evlilik modu biliyoruz biz ya da Yeşilçam'ın Türk filmlerinden ya da işte bir filmden neyse hepimizin hayatında vardır o bir aşk bir ilişki anlayışını aşırı sublime edip yüceltebiliriz özellikle bizim gibi doğu toplumlarında olur. Halbuki Gerçek öyle değildir. Yani bir ilişki, bir evlilik, bir aşk böyle bir şey değildir. Orada o beklentiyi değiştirin ki size belki de bir partner getirir. Öbür türlü yok. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük derseniz öyle ya herkesin kafasında bir yarattığı genelde ben bunu özel seanslarımda görüyorum. Bakın erkekler değil ha, yani bana erkekler de çok geliyor. Kadınlar da özellikle gördüğüm, yani aşk ya da evlilik üzerine nereden duymuşlar bu masalları bilmiyorum ama erkeklerin ne düşündüğü ya da ne hissettiği ya da evliliğe ya da ortaklığa nasıl baktığından bağımsız bir şekilde kendi kafalarında bir kurgu yaratmışlar. Ve o kurguya uymadığı için bu adamlar, o adamlarla olan ilişkilerinden nefret duygusu çıkartmışlar. Tamam da birader, yani biz sana Mars'tan ya da Regulus'tan ya da Sirius'tan ya da işte Satürn'den partner getiremeyiz. Elimizdeki partnerler bu, malzeme de bu. Demek ki ilişki iki kişilik olduğuna göre, en az tabii iki kişilik, İki kişilik olduğuna göre otomatikman ne yapılması gerekiyor? Karşı tarafın da bu konudaki fikrine müracaat edilmesi gerekiyor. Jüpiter madem senin evlilik, ortaklık, ilişkiler, partner gezegenin senin birinci evinden geçmeye başlıyorsa sana bu konuda bir takım dersler verecek demektir. O dersleri iyi al, partnerini ya da ortağını ne yap? Ee, hayatına çağır. Ya da zaten hayatında olabilir. Onunla ne yap? bu işi daha net bir hale getir diyorum. Satürn e, Satürn'de tabi e, bu arada tabi balıkta ya bu dört 10 aksı tabi bu senin yaşadığın yer, kariyerin, işin, gücün bazen evlilik nedeniyle bazen insan işi, gücü, kariyeri nedeniyle ne yapabilir? Yaşadığı yeri ne yapabilir? Değiştirebilir. E, o yüzden e, bu yıl özellikle değişime çok açık olduğundan e, epey değişeceğiniz, fazla sıkılmayacağınız bir e, yıl. Özellikle yılın tabi ikinci yarısı diyoruz. Uranüsümüz Boğa'da. Bu Uranüs Boğa'da tabi bu size çok sevimli gelmedi. Onu söyleyeyim. Yani şimdi Boğa sizin 12. eviniz. Uranüs gibi böyle dalgalanan dalgalandım da duruldum filan. bize sanar mıydı? Manyak bir gezegen ya uzay rüyaları gösterir ha şaka yapmıyorum filan böyle zaten bazı ikizler Merkür'den ötürü e, sever böyle Doktor Who gibi bir diziyi yani işte e, takım elbise ayağında da konversler filan yani her ikizler kadının bir konversi olur zaten konversi olmayan ikizler kadınına ben ikizler kadını demem yani olanlar yazsın şimdi e, o tabi hava burcu ya, havai ya. E, tabi gezmek, tozmak, seyahat etmek e, daha havai ki bakın Jüpiter hazır ne güzel. E, 26 Mayıs'tan itibaren sizden de e, güneşinizden de geçecek. Jüpiter belki menzili arttırmanıza da yardım olacak. Yani buradan Bodrum'a değil de işte Paris'e gideceksiniz filan Yani için öyle düşünün. E, bu da sizi ne yapar? Rahatlatır. Çünkü İkizler demek akciğer demek. Akciğer hava almak demek. Rüyalarınızda daha güzel ne yapabilirsiniz? Uçabilirsiniz. Fakat Uranüs'ün boğada oluşu ki bu 2025'te de orada olacak. Ee, 3-4 senedir orada. 12. ev tabi burada ikizler için yurt dışı riski alıp yurt dışına giden, yurt dışında yaşayan ya da yurt dışına gidip gelebilenleri saymıyorum. Etramda öyle ikizler de var. Yurt dışına yerleştiler ya da yurt dışına daha sık gidip gelmeye başladılar Uranüs 12 ile. Bunu yapamayan, bu imkanı olmayanlar için de tabii içsel alemde özellikle bilinçaltında ciddi sıkıntı yarattı. Yani normalde bilirsiniz ikizler e, kibar bir burçtur. Biz koçlar gibi değildir. Merkürdür, işte sakindir. Konuşarak meseleyi çözmek ister. Biz Marsyenler gibi böyle patlayıp parlayıp filan etrafa cayır cayır yangın saçmayız. Fakat Uranüs'ün boğada olması bir kısmınızda bunu yarattı. Yani bundan bu yıl çıkmaya çalışın. Hazır Jüpiter'de sizden geçecekken. Çünkü bu patlamalar, bu parlamalar ikizlere yakışmıyor. Bak ben koçum, ben parlarım abi. Tamam Muhteşem. Yakışıyor da. İkiz koç burcu. Ejderha ya içinde. Ağzından ağır. Ama size yakışmıyor. Yakışmadığı için de bu Jüpiter'le bir, artık bir tedavi olun, bir rahatlayın. Korkunç bir huzursuzluk bu. Yani sizi hissedebiliyorum. Yani çok uzun yıllardır etrafımda olan ikizler burçlarına bakıyorum. Bir parlama var. Tam hak veriyorum. Siz de sıkıştığınız insansınız filan. Ama şu Uranüs boğa parlamalarını ne yapalım? Çözelim. Neptün balığa da gelince, bu tabii 10. evinizde 2011'den beri, bazı ikizler burçlarına Neptün 10. evden kontağı kurdu ve aslında iyi bir şeyler getirdi. Yani işte İmamoğlu'nun mesela İstanbul'a belediye başkanı olması gibi. Düşünsenize 94'ten beri reise ait bir yerde bu. Ya da reisin insanlarına. Ama aldı. Ne yaptı? Neptün tabii o ikizler olduğu için 10. evden aslında rüya gibi şey yaptı ona. Tamam Mansur Yavaş da ikizler o da Angara'yı aldı ama İstanbul almak hakikaten hayali bir şeydi. Yani hayal ötesi bir şeydi ve aldı. Ha bazıları soruyor. Hocam seçimde ne olur? Kaybeder abicim. Aldığı gibi geri verecek. Bence tabii. Bu benim kendi fikrim. Çünkü haritası e, bazı yerlerde doğum tarihi konusunda bir iki şüpheli durum var. E, tam ulaşamadım ama benim tahmin ettiğim bundan 4-5 sene önceki hani baktığım haritaya göre alacaktı bu sefer de verecek gibi duruyor onu söyleyeyim çünkü Neptün'ü iyi kullanamadı yani beni şey ilgilendirmez tabi ben hayata şöyle bakmam efendim sel varmış sanki birisi koşsa yolları sel basmış yolları sel bir kere de bir günde basmıyor orası kesin zaten en azından biz mühendis olduğumuz için kanalizasyon su getirme kanalizasyon filan bunlar bizim tabi yaptığımız ettiğimiz bizim işimiz bu ama ve lakin Neptünyen bir işi sen gidip yengeç restoranında yaptığında bu bir olur iki olur filan. E insanlar da rahatsız olur. Bu kadar basit. Yani burada ben şimdi siyasi parti tutarak filan konuşmuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Yok AKP'miş, yok CHP'miş, yok reismiş, yok reisin karşısındaki şahısmış. Reisin karşısındaki şahsın zaten başarılı olamayacağını söyledik. Şimdi gelenin zaten hiç şansı yok. Önceki hiç olmazsa Jüpiteryen olduğu için arkasına farklı tandanstan insanları da toparlayabiliyordu. Şimdiki onu da yapamaz. Bu kadar basit. Yapacak bir şey yok. Kendimizi kandırmayalım. Görünen köy kılavuz istemez. Az çok astrolojiden anlayanlar da açarlar. Hiç yükselenine gerek yok. Güneşi birinci eve koyun. Her zaman söylüyorum. Ay, gün, yıl bir girin bakın haritalara. Zaten kim ne yapabilir, ne kadar kariyer yapabilir görebilirsiniz. Burada o yüzden Neptün de hazır balıktayken ikizler burçları buna cesaret etmeyenler, edememiş olanlar lütfen hazır Jüpiter size gelecek ya 26 Mayıs sonrası. Buna cesaret edin sonuna kadar. Çünkü ikizler burcu korkak bir burç değil. Korkak demek istemiyorum. Ama temkinli, mantıklı, Merkürle yaşayan, aklı başında burçlardan bir tanesi. Böyle olduğu için de genelde Marsyen insanlar gibi ya da Mars'ı haritasında daha saldırgan yerleşmiş insanlar gibi çok öyle risk almazlar. Ama bu yıl özellikle yılın ikinci yarısı hazır Neptün balıktayken, hazır Satürn balıktayken, hazır Jüpiter'de güneşinize gelmişken Mayıs'ın 26'sından itibaren oradaki o bir yılda çünkü 2025'in ikinci yarısında Neptün oradan çıkış yapacak. Satürn de artık yavaş yavaş orada gevşeyecek. Sizden istediğim işiniz, gücünüz, kariyeriniz konusunda hatta yaşadığınız şehir, ülke, yaptığınız iş, evliliğiniz, Yoksa evlenmeniz, partnerlik, birili ortaklı iş yapmak, sonuna kadar bütün riskleri almanızı istiyorum. Yani bu sene bütün burçlar içerisinde en fazla riski almak zorunda olan burç bence ikizler burcu. Sonra ileride yıllar sonra dönüp bu videoyu dinlediğinizde ya da işte beni dinleyip ya hoca böyle bir şey demişti ama yapmadık demeyin olur mu? Bunu yapın. Eğer ben ikizler burcu olsaydım bunu yapardım. O harekete geçin. Ve inanın değecek. Ha tabi kişisel haritalarınızı görmeden özelde tabi çünkü biz riskleri neyle aldırıyoruz size? Bir Satürn, iki Neptün. Çünkü 4-10 aksınızda. 5-11 aksınızdaki güneş e, ay tutulmaları çünkü 5-11 aksı direkt talihle alakalıdır. Ve Jüpiter'in de ne yapması? Burcunuza geçmesi. Bunların hepsini topladığımda genel olarak söyleyebileceğim şey bu riski alın. Yani işi, gücü, kariyeri yaşadığınız yer. Yani temelinden ya. Bunu yapın. Hatta hatta 23 Mart'ta Kova Burcu'na Plüton geçiyor. Artık size bir trine yapacak. Bu tabi sizi 2008'den beri tavrumar eden hep böyle ola koça yok onu yaptı bunu yaptı da kardeşim ikizler Burcu bir kere 2008'den beri Oğlak'ta yani 8. evinizde yani ölüm evinde bazen hakikaten ailesinde ölenler oldu. Ee, yani miras evi ya yani olumlu bir miras değil ki birinin ölümü de negatif bir mirastır öyle bakıldığında. Ee, cinsellik üzerinden ihanete uğramak, aldatılmak çünkü 8. ev cinsellikle de alakalı. Gereksiz yere bazen hani cinsel deneyim de bir kadını bedenini, zihnini, ruhunu yıpratır ya. Bunu yaşamak, ölüp ölüp dirilmek, yani kaybetmekle alakalıydı ve 2 Eylül 19 Kasım arası, bakın 2 Eylül 19 Kasım arasını unutmayın. Son bir kere daha 8. evinize Plüton geçiş yapacak. Burada neyi öldürmeniz gerekiyorsa onu öldürün. Ondan sonra zaten kovaya geçecek. Yani tabii Mart Eylül'e kadar zaten orada da 19 Kasım'dan sonra da 20 yılın artık kovada. Bu şu demek sizin 9. evinizde Pluto olacak demek. Aslında 3-9 aksı zaten normalde ikizler yay aksıdır. Bu sizin çok yüksek ideallerinize de ne yapacaktır? Destek verecektir. Yani öyle bir yıla girdiniz ki uzun yıllar tabi bu yılda oluşacak değişimleri bu yıl ve önümüzdeki yılda takip eder şekilde. Yani 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'in. Önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Yani bunu yapın. Bu yıllara yayılacak. Sizi tabi ikizleri şey görmek isterim böyle uzun menzilli gidiyorsunuz, geziyorsunuz filan böyle. İşiniz iyi, mutlusunuz filan. Güzel de partneriniz var. Gerçi herkes de bunu isterim de. Hani bunu yapma, bunu oluşturma noktasında bir şafaktasınız. Kalbim sizinle. Kendinize iyi bakın.